Değerli basın, değerli konuklar, değerli hepinize hayırlı haftalar, değerli başkanlar. Tamam, fotoğraf işimiz arkadaşlar. Meclis yoklaması yapalım. Güzel. Zeyden Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspir, Soner Çetin, Kadir Aydar, Bilal Uludağ, Kazım Özgan, Kasım Karaköse, Saadettin Aslan, Necip Tobuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Zafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs Cingözler, Furkan Bozkurt, Güngör Keçer, Hacice Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa İkici, Mustafa Fidan Vursavaş, Nusret Saçlı, Ozan Gülaştı, Rafet Avan, Recai Mercimek, Recep İzgi, Ruhi Gül, Sedat Gül, Serdar Seyhan, Sevil Can, Süleyman Göçer, Şinasi Tutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özder, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülkü, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Mazeret var başkanım. Evet, oturum açıyor. Mazeret dilekçemiz var mı? Var. Cemal Demirdağ, 10 Şubat 2020 günü saat 14'te yapacak olan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılamayacağımdan dolayı mazeretli sayılmamı arz ederim. Yasemin Şule Özülkü, 10 Şubat 2020 günü 14'te yapacak olan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılamayacağımı dolayı mazeretle saymamı arz ederim. Evet, mazeret dilekçeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları meclislerine dağıtılmıştır. Maddi hata itirazımız var mı? Maddi hata itirazı yoksa bir önceki meclis tutanaklarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy böyle kabul edilmiştir. Gündem dışı. Evet, gündem dışı. 64. maddenin 1. madde olarak. Evet. Evet arkadaşlar, Aralık'ın son haftasından başlayarak Türkiye'mizde ciddi felaketler yaşandı. Adana'da ilk önce sel yaşandı. Allah'a şükür orada bir can kaybı olmadı ama önemli ölçüde mal kaybı oldu. Arkasından bir çığ yaşadık. Pozantı'nın bir köyünde iki yurttaşımız vefat etti. Elazığ, Malatya'da deprem oldu. Arkasından uçak kazası oldu. Arkasından Van'da çığ oldu. Orada şehitlerimiz var. Hem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz hem vefat edenlere. Geçen haftada Adana'nın kuzeyinde özellikle Pozantı ve Eladağ'a çok ciddi zarar veren bir sel oldu. Yağmur çok aşırı yağdı. Yağmurdan kaynaklı karların erimesiyle de müthiş bir zarar oluştu. Pozantı'da Belemedik köprüsü gitti, yolları gitti. Aladağ'da herhalde başkanımız burada mı? Burada çok hasar varmış yollarda, olağanüstü. Yapılan beton yolunda altı uyurmuş. Bizim arkadaşların tespitlerine göre 150-200 milyon civarında yollarda bir hasar oluşmuş. Tabii can kaybının olmaması sevindirici ama gerçekten de çok ciddi maddi hasar meydana geldi bu 3-4 olayda. İnşallah el birliğiyle bunları biraz da destek isteyerek çözmeye çalışacağız. Evet. 64. birde teklif var, öneri 64. maddenin 1. madde olarak
gündeme alması ilgili bir talep var. Evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, değerli konuklar ve değerli basın. Değerli arkadaşlar, bu 64. maddenin bugün gündem dışı bir teklifle birinci madde olarak görüşülmesine ait gündem dışı teklif, bu maddenin yine ilk gündeme getirilişinde olduğu gibi gündem dışı bir teklif olarak getirilişine şahit oluyoruz. Hatırlayacağınız üzere bu teklif yeterince içeriğini anlayamadığımız bir şekilde tartışmaya bile açılmadan komisyonlara sevk edilmesini talep etmemize rağmen bir oy çokluğu durumu ve konumu dikkate alınarak bir oldu bittiye getirilerek meclis kararı alınmıştı. Ve gelişmeler sonucunda belediye başkanımızın yetkisi dahilinde de tekrar görüşülmek üzere meclise havale edilen bir gündem maddesi. Maddenin içeriği de daha önceki meclis tarafından belediye mülkiyetindeki taşınmazların satış yetkisini encümene veren bir gündem maddesiydi bu. Gündem dışı verilen teklifle bu yetkiyi veren meclis kararının iptali istenmişti. Ve o gün oy çokluğuyla da o karar iptal edilmesi yönünde sonuçlanmıştı. Şimdi anlaşılan o ki yine herhangi bir değerlendirme ve tartışma olmaksızın gündemin birinci maddesine dahil edilerek yeniden o kararın iptali üzerinde ısrar var. Bunun öyle olduğunu anlaşılıyor. Ama böylesi bir karar yeterince tartışmadan, değerlendirilmeden meclisin oylamasına sunulmamalıdır. Hatırlarsınız geçen ayki gündemimizde sözleşmeli personellerin ücretlerinin belirlenmesine dönük bir gündem maddemiz vardı. Bu gündem maddesinin bir an önce sözleşmeli çalışanlar ücretlerini alabilsin diye hemen oylanmasını teklif etmiştik. Ancak MHP ve AK Parti grubu tarafından bizim bu teklifimiz çalışanların bir an önce maaşlarını alabilmeleri açısından aciliyet arz etmesine rağmen komisyonda görüşüp değerlendirilmeden, yeterince tartışılmadan oylanması uygun değildir diye reddedilmişti. Amenna komisyona gönderildi. Komisyonda tartışılmasının talep edilmesi de olağandır. Ancak konuların komisyonda yeterince tartışılıp değerlendirilmeden karara bağlanma düşüncesi, çalışanların ücretlerinin bir an önce ödenmesi durumunda geçerli oluyor da belediyenin encümene verdiği bir yetkinin belediye için önem arz eden bir konuda neden geçerli olmuyor? Yani söylemek istediğim bu derece önemli olan bir konu komisyonlara sevk edilip yeterince tartışılıp değerlendirilmeden oldu bittiyle bir oylamaya tabi tutulamayacak kadar önemli bir konudur. Bu nedenle teklifte olduğu gibi birinci madde olarak görüşülüp oylanmasını değil, sıralaması içerisinde günü geldiğinde, yeri geldiğinde ve komisyonlara sevk edilerek değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yönde de teklifimizi sözlü olarak iletiyorum. Teşekkür ederim. Efendim? Buyurun. Sayın Divan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli Haziron, değerli basın mensubu arkadaşlarım, tabii Sayın Başkan, gözlük takayım hiç olmazsa. Siz de
Değerli arkadaşlar, gündemin 64. maddesinin birinci maddesi, gündemin birinci maddesi olarak görüşülmesi hususundaki teklif öncesi ben de olağanüstü günler yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Gerçekten hem ülke hem dünya olağanüstü afetler, olağanüstü günler yaşıyor. Mazlumlar, mağdurlar dünyanın her tarafında içimizi, vicdanımızı sızlatıyor. O nedenle depremler, uçak kazaları ve ülkemizde yaşanan bu olağanüstü durumlardan dolayı hayatlarını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii ki olağanüstü afetler, olağanüstü durumlarda insanoğlunun çok yapacağı bir şeyin olmadığını biliyoruz ama acıları paylaşmaktan, dayanışma ruhunu geliştirmekten öte belki de en iyi yapacağımız işlerden biri o. Biz de Adana olarak, Adana Meclisi olarak bu dayanışma ruhunu her zaman gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, gündemin 64. maddesi neden önemli ya da değil? Aslında çok önemli. Çünkü biz bunu daha önce performans görüşmelerini takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilecekler ki Sayın Başkanım da çok iyi bilir. Yine bu kürsüden şunu sordum. Sayın Başkanım, bu belediyemize ait envanter bilgisi eksik dedik. Envanter bilgilerini sağlayalım. Daha sonra belediyemize kaynak oluşturmamız gerektiği noktada bunları nasıl kullanacağımız noktasında yine meclisin kanunun 5393 sayılı kanununda yer verdiği taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 25 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı haklar tesisine karar vermek bu meclisin yetkisinde olduğu için biz isterseniz dedik belediyemizin envanterini bir çıkartalım, taşınmaz mal envanterini. Daha sonra yine performans ve bütçe görüşmelerinde yine bütçe görüşmesini plan bütçe başkanı olarak ve plan bütçe adına konuşma yaparken bu mecliste dedik ki yaklaşık bütçe açığının oluştuğu 700 küsür milyonda 351-355 milyona yakın bir arsa satışının beklentisi içinde bu bütçenin yapıldığını ifadelendirmiştik. O nedenle biz dedik ki geliniz bunu bir karşıtlık oluşturmak yerine yine meclisimizin iradesine bırakalım. Biz Sayın Başkan'ın ve idarenin oluşturacağı envantere karşı çıkabilir miyiz? Hayır. Önce belediyemizin taşınmaz mal envanterini bir çıkartalım. Bu meclis bu bilgiye sahip olsun. Daha sonra hangi araziyi, hangi arsayı, hangi taşınmazı, nerede, nasıl satacağımıza yine meclisin yetkisinde olan kararı meclis kullansın dedik. Takdir yüce meclisindir. Saygılarımı. Evet, bu konu tabii ki önemli bir konu ama zaten gündeme alınmış. Yani bugün tartışmasıyla perşembe günü tartışması arasında bir fark yok. Dört günde kimsenin mal kaçıracağı da yok. Bir şey olacağı da yok. Yani normal gündem bozulmadan gitsin. Yani. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Buyurun Mustafa Bey. Yarın öbür gün gündeme gelecek. Teklifi niye veriyorsun anlamadım. Teklifim var yani. Evet, buyurun Mustafa Bey. Sayın Başkanım, sevgili meclis üyesi dostlar, kıymetli basın, aşkım dediğim Adana'nın güzel insanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün vatandaşın 64. maddeyi, sokaktaki vatandaşın 64'ü ve 75'i bilmediğini de ben biliyorum. Onların derdi yolda yürüyememek, kaldırımda yürüyememek. Ben kısaca bugün biraz da belki ortamı yumuşatırım diye söz aldım ama bakalım yumuşatabilecek miyim, onu da göreceğiz. Ortalık yumuşak zaten. Hayır, 64'ten 1'e gelmesiyle ilgili bir yumuşamadan bahsediyorum başkanım. Ben kısaca sözlükten birkaç şey aldım, size okumak istiyorum. Sokak ve caddelerin iki yanında yayaların yürümesi için yapılan hafif yüksekçe yola kaldırım denir. Bu arkadaşlar sözlükten alınmış bir terimdir. Karada insanların, araçların gidip gelmesi için yapılan uygun yere yol denir. Sözlükten aldım. Bir yerleşim yerinde halkın gezip hava alması amacıyla özel olarak düzenlenmiş, ağaçlandırılmış ve çiçeklendirilmiş geniş alanlara park denir. Muhtemelen üçü de sözlükteki şeyine uymuyor, tanımlarına uymuyor. Bunu hepimiz, muhtemelen Adanalı olarak hepimiz hemfikiriz. Bu konuyla ilgili
Adana'daki bütün hemşerilerimizin meclisten bizlerden beklentileri var. Bunları yerine getirmek zorundayız. Ben kıymetli başkanımın da bu konuların hepsinin üstesinden geleceğine adım gibi eminim. Ancak bazı sıkıntılar var. Onu da buradan arz etmek istiyorum. Kaldırım ve yolların masa, sandalye, tabela, buzdolabı, gazetelik, dondurma dolabı, lastik, kıl bayrak, vale tabelası, beton parçası, fıçı, çerez dolabı vesaire, bunlara ihtiyacı yok arkadaşlar. Kaldırımlar böyle bir belediye donanımına sahip olmak zorunda değil. Çünkü buralarda insanların yürümesi gerekiyor. Peki esnaflarımız sağ olsun ne yapıyor? 10, 20, 30 metrelik bir iş yerini kiraladıklarında öncelikle kaldırım zaten kendine ait. Hatta dönüp yol da kendine ait. Bu 15-20 yıllık bir Adana ritüeli haline geldi. Bunlar artık vatandaşlar kaldırımı bırakın, yolda yürüyemez hale geldiler. Parklarla da ilgili kısaca, parkların büfe işgallerinden kurtarılması gerekiyor. Uzun yıllardır park tanımı Adana'da insanların gezdiği değil, büfelerin yayıldığı bir tanım haline gelmiştir. Bunu aksini bu salondan bir tek kişi inkar edemez. 10 metrelik, 12 metrelik ihale encümen kararıyla verilmiş büfelerin bütün parkı sardığı, benzetmek belki yanlış ama özür diliyorum tanım için, kanser gibi. Yani 10 metre yerine 100 metre, 200 metre. Bunların çok sıkı denetlenmesi, gerekli metrekarelerine çekilmesi, hatta bundan sonra encümen kanalıyla hiçbir şekilde büfelerin kiraya verilmemesi, verilenler varsa yasal metrekarelerinde halka hizmet etmelerinin sağlanması, artı eğer çok gereken bir büfe ihtiyacı varsa, ki büyük parklarda tabii ki ihtiyaç olacaktır, belediyemizin kendi kanalıyla bu hizmeti vermesi bence çok şık olacaktır ve Adana'ya da yakışacaktır. Bu meclise de yakışacaktır diye düşünüyorum. Bu arada parkların dışındaki büfelerin tamamında, yani gördüklerimi söylüyorum ben, hiçbir şekilde metrekarelerine uymuşluk yoktur. Tamamı ya iki katı ya üç katı ya beş katındadır. Belediyenin gelir kaybını hiç söylemek istemiyorum. Kısaca birkaç tane örnek vereyim dikkatini çekmek için. Bugün İnönü Parkı dediğimiz yer artık park değildir. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Siz biliyor musunuz onu da bilmiyorum. Dilberler Sekisi'nden yukarı doğru çıkarken sağ tarafta bir arkadaşımıza bir büfe yeri verilmiştir. Kim olduğunu da bilmem. Ama oranın rekreasyon alanının şeklini bozarak, bir teraslama yaparak, içi malzeme doldurularak, üstü sandalye atılarak orası bir piknik alanı haline getirilmiştir. Mesela Türkmenbaşı'ndan yukarı doğru çıkarken otobanı atladığınızda sol tarafta bir çadır görürsünüz. Büyük bir çadır. Ne olduğunu ben çözemedim. Yıllardır duruyor orada. O çadırın çok acele kaldırılması lazım. Diyeceksiniz ki ya Mustafa Başkan, iktidarsınız, başkana söyleyin, zabıtaya söylesin, kaldırsın. Bunu ben de biliyorum. Başkanın elini gelin güçlendirelim. Bakın, başkanımızı bu konuyla ilgili zabıta arkadaşlar gittiğinde ilk arayan gene meclis üyesi bizler oluyoruz. Başkanım bizim Dayıoğlu'nun önündeki fıçıları kaldırmışlar. Bizim valiler rahat duramıyor. Başkanım şu dolaplar biraz daha dursa diye, ne yazık ki önce meclis üyesi arkadaşlarımızdan başlayıp siyasetin en tepesinden en altına kadar arkadaşlarımız başkanımızı arayıp, zabıta arkadaşlarımızı arayıp böyle bir taleple geliyorlar. Çok açık rica ediyorum sizden Adana adına. Bakın, bu arada ben Kent Estetiği Kurulu'nun başkan vekili seçildim. İnşallah güzel hizmetlerde bulunacağız hep beraber. Oradan çıkan kararların meclis eliyle yürütülmesini ben oy birliğiyle geçeceğine adım gibi eminim. Çünkü hepiniz bu kentin yurttaşlarına karşı sorumlusunuz, sorumluyuz. Ve başkanlık makamı bir karar verip uygulaması ile ilgili gerekli müdürlerine, başkanlarına talimat verdiğinde sizlerden ricam, bir arkadaş, bir meclis üyesi, bir dost ricam, başkanlığı aramayalım. Hiç kimseyi aramayalım. Gereğini yerine getirsinler. Çünkü hepimiz daha güzel bir Adana için, daha güzel bir Türkiye için canla başla çalışmak zorundayız. Ben vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum.
Yani 3 gün sonra gelmesiyle bugün gelmesi arasında fark yok. Zaten sizin meclise geri iade ettiğiniz evet, madde. Zaten getirdik. Siz zaten görüşülmesini istiyorsunuz. Evet. Bunu hem kamuoyunun hem meclisin burada olduğu herkesin bilgisi dahilinde tekrar görüşülmesinin bir mahsulü yok. Zaten her gün basın burada. Hayır bizde de yok. Yani bizde de. Bir teklifimiz var, geçer geçmez ama bizim teklifimiz sonuçta meclis başkanlığına verilmiş resmi bir teklif. Evet Sayın Başkan. Buyurun. Yani bu şey yapacak bir şey değil. Böyle havada bırakılacak bir şey değil. Yani meclisin yetkisinden mi çekiniyorsunuz? Bitsin konuşmalar arkadaşlar. Buyurun Mustafa Bey. Sayın Başkan, çok değerli divan, birbirinden kıymetli, çok değerli belediye meclis üyeleri, belediye başkan arkadaşlarım, çok saygıdeğer şu an meclisimiz izleyen Adanalılar ve basın yoluyla da bizleri şu an takip eden bütün Adanalılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikli olarak sözlerime başlamadan önce geçen ayki meclisten bugüne kadar başta İblit'te şehadeti eren şehitlerimiz başta olmak üzere devamında Elazığ depremindeki şehitlerimiz ve akabinde yine Van'da şehitlerimiz, yine Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki uçak kazasında şehitlerimiz var. Bütün şehitlerimize öncelikli olarak rahmet diliyorum ve yaralılarımızın tamamına da Rabbimden şifa diliyorum inşallah. Evet, ülkemiz gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. Bunun içerisinde az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi kuzey ilçelerinde gerek Pozantımızda, gerek Aladağ'da, Feke'de ve Karahisar'da da son 4-5 gündür çok ciddi bir yağış almak suretiyle özellikle karlı olan bölgelerin karlarının çok hızlı erimesi, özellikle ben Pozant açısından ifade edeceğim, sözü onun için aldım. Ve bizim bölgemiz Maden dediğimiz, yani Karagöl tarafından çok yoğun kar olan bölgeden Horoz Deresi'nden gelen sular, yine Ulukuş'ta Porsuk Kılan tarafından Ömerli Deresi'nde buluşan sular, onların Şekerpınarı mevkiinde birleşmesiyle beraber özellikle ikinci gün, yani selin asıl taşkınlı olduğu gün metrekarede 169 kilogram yağışın düştüğü, meteorolojinin verdiği bilgi. Ben o memleketin evladıyım. Yani ortaokul son lise birdeyken böyle bir afet yaşamıştık. O zaman taş tahkimatlar da yoktu. Yolları çok daha çabuk almıştı. Aslında o zamanki sel bugünden daha çok değildi. O günkü koşullar, altyapı bundan daha kötü şartlarda olduğu için, ama teknolojinin gelişmesiyle ilgili bu sel çok daha yıkıcı ve yakıcı bir sel olabilirdi. Ancak daha önceki dönemlerde bizlerin müdahale ettiği, bundan önceki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Belemedik yolunda en az 4-5 yerde taş tahkimat yapmış olması, bugünkü zararın en azından minimize edilmiş halinin ortaya çıkmış bir tablosudur. Son dönemde de Sayın Kaymakamımızın önderliğinde devlet su işlerine temin etmiş olduğumuz iş makinalarına 47 bin TL'lik taş almak suretiyle, onda belediye olarak 20 bin TL'sini biz üstlendik. Geri kalanı Kaymakam Bey, bizim orman işletmesine ait bir fidanlığımız ve geçmişte bizden önceki görev yapan belediye başkanının vahşi depolama yaptığı çöplükteki çöplerin hepsini alabileceği bir yerde biz taş tahkimat yaptık için o bölgeyi korumuştu, ama DSE'nin yaptığı çalışmada o vahşi depolama alanından yığmış olduğu kumları da bu yoğun yağış aldığı için şu an Belemedik'te yoldan ziyade beni daha çok üzen ve belki bir yıl çalışsak altından kalkamayacağımız bir çevre felaketi var. Adeta bütün çalılara, bütün ağaçlara poşetlerin o iğrenç görüntüsü, yani gerçekten beni asıl üzen bu. Çok büyük bir çevre felaketi var. O gün çağrımıza Zeydan Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanları olduğu için tabii ki konuyu belki o an için sıcaklığını hissedemedi. Ben de isyan ettim tabii haklı olarak. Bunu ulusal medyada gördünüz, televizyonlarda gördünüz, benim kendi sosyal medya hesaplarımda gördünüz. Sağ olsunlar, geç de olsa geldiler. Geldiklerinde ilk açtığımız nokta, kendisine geldiği noktada geçtikten sonra biz dün değil evvelsi gün akşam orayı hallettik. Ve geçtiğimizde daha büyük bir Belemedik'te felaketin olduğunu, 200 metre alanlarda yolun gittiğini, demir yoluna dayandığını, 3-4 noktada gittiğini gördük. Yol diye bir şey yok. Ciddi anlamda ağaçları sökmüş. Bir felaket var. Tabi tek Belemedik'te yoktu bu felaket. Karakışlakçı köyümüzün ana kullanılan yolu, köyle ulaşım kapanmıştı. Yine Kaymakam Bey'in
Vali Bey'le bizlerle yaptıkları diyaloglar sonucunda ivedi olarak devlet su işlerinden temin ettiğimiz bir ekspatör ve ayrıca bir iş makinasıyla orada gece yarısı ikiye kadar bizzat Kaymakam Bey koordine etti o bölgeyi. Diğer taraflarda ben vardım. Hep sahadaydık. Ben şuna üzülüyorum. Yani beni en çok üzen mesele bu. Bugün burada söz alma sebebim de bu. Felaket sonuçta Cenab-ı Allah'tan gelen bir afat. Bunu kabul ederiz. Kadere iman etmiş insanlarız. Ama biz mücadele ederken hep şunu söyledik. Geçmişte karla mücadele ederken Çığ'da da aynı şeyi yaşadık. Burada konuştuk. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerle ciddi anlamda bir koordinasyon eksikliği var Sayın Başkanım. Bunu bir kez daha ifade ediyorum. Bakın yol müdürümüz Erol Bey, ifade ediyorum ve özellikle de altını çiziyorum. Kendi başına buyruk hareket ediyor. Bizim Aladağ, Karahisar'ı ve Pozantı'yı ilgilendiren bir koordinasyon müdürlüğü vardı. En azından bizimle bir istişare vardı. Günlük bölgelerle ilgili burada Fenişleri Daire Başkanı'na bir kontak kuruluyordu. Bu şu an kopmuş durumda. Bütün yetkiyi kendine aldığı bir greyderciye bile talimat veremiyoruz. Buna emin olun. Onun bilgisi dışında hiçbir şey yapamıyoruz. Ama onun bilgisi dahilinde başka şeyler oluyor. Onun bilgisi dahilinde başka şeyler oluyor. Neler oluyor? Ben şimdi bunları tek tek göstereceğim. Tabii olayın vehametini görün diye yıkılan köprüler, efendim alan yollar, bunların hepsi dramatik bir şekilde zaten yayınladık. Bizi takip eden Kamışlı bölgesinde, yani sosyal medya hesaplarına takip etmişsinizdir. Beni bunlar ilgilendirmiyor. Yolları yaparız Allah'ın izniyle. 3 gün geç yaparız ama yaparız. Ama burada belediye hizmetinde çalışan kamu görevlileri. Uyarım sizlere. Ben kamu memurluğu yaparak geldim buralara, bu makamlara. Bürokratlık yaptım, polis memurluğu yaptım. 3 dönemdir de belediye başkanlığı yapıyorum. Kamu hizmetinin hangi usullerle yapılacağını, hangi ahlaki değerlerle yapılacağını çok iyi biliyorum. Ve ben size şu an o ahlaki değeri hatırlatıyorum. Bu gördüğünüz resim, ben feryat ediyorum 2 gündür bana iş makinesi göndermeyen yol müdürü. Şu gördüğünüz resimdeki Fenişleri Daire Başkanı. Bu resimde gördüğünüz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı. Bu resimde gördüğünüz Cumhuriyet Halk Partisi Pozantı Kadın Kolları Başkanı. Bu resimde gördüğünüz de yol müdürü Erol Bey. Ben feryat ediyorum, bir belediye başkanına geçmiş olsuna bile gelmiyorlar. Bırakın koordine edelim, istişare edelim, şunu yapalım mı bırakın. Biz parti devleti değiliz. Biz kamu kurumuyuz. Kamu kurumunun acılarda sorumlulukları vardır. İstişare denen bir kurum vardır. Bir yetki vardır. Bir alttaki resim, bakın şimdi. Zeydan Başkanı'nın kendi sosyal medya paylaşımına bakın. Belediye Başkanı Mustafa Çay'la paylaşımların hepsinde fotoğrafımız birlikte. Bu da benim paylaşımım. Her kalemde Zeydan Başkan'la beraber ve yazdığım cümle şudur. Sesimizi duyduğu ve sahada yanımıza gelip sorunu yerinde tespit ederek, ilgililerine talimat vererek, takviye talimatı verdiği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür ediyorum. Feryat etmeyi bildiğimiz kadar teşekkür etme nezaketinde biliyoruz çok şükür. Derdimiz çare, halkın çığlığı. Siyaset değil, bu bilinsin yeter demişim. Bu benim paylaşımım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün Pozantı'daki yetkilileri, başta ilçe başkanı da dahil, bir tane karede Mustafa Çay yok. Bilerek yapılıyor, kasten yapılıyor ve siyaset yapılıyor. Buna hiç kimsenin haddi de yok, hakkı da yok. Zeydan Karalar'la Mustafa Çay'ın arasını kimsenin açmaya gücü yetmeyecek. Bunu herkes bilsin. Dün benim arkadaşımdı, bugün de benim arkadaşım olmaya devam edecek. Biz kavga ederiz, siyaset yaparız. Ama dostluğumuzu kimseye zedetmeyiz. Kimse Mustafa Çay'ın üzerinden, Zeydan Karalar'ın üzerinden siyaseten prim yapıp da makam sahibi olmaya kalkmasın. Bu kadar net söylüyorum. Bakın bugünkü Pozantı Gazetesi. Zeydan Başkanım dikkatini çekiyorum. Bugünkü Pozantı Gazetesi. Fidan dağıtımı. İlçelerde biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi fidan dağıtıyor. Yıllardır biz belediyeler ilgili birimlerimizle vatandaşın tapu kayıtlarıyla birlikte bu talepleri alıyoruz. Ve sonra resmi yazışmayla kırsal kalkınma daire başkanına sekreterya görevi yapıyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne. Şu an bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi resmi sayfasından. Meclis üyeleri Seyhan İnce'ye başvurmaları isteniyor. Belediyenin hiçbir adı yok. Ya kardeşim bana müracaat etmiş bir sürü insan var. Yani bırakın artık şu siyaseti. Bir afet var, bir ortada sorun var. Bana Sarıçam Belediye Başkanı bir kamyon
bir kepçe yolluyor. Tekirdeki Heyelanlı bölgeden Bülecek'teki pisliği kaldırıyorum. Ulukuşta Belediyesi benimle alakası yok. Bana yardım çığlıkları atıyor, ekip göndermeye çalışıyor. Biz kendi sorumluluk alanımızda, kendi yolumuzda birbirimize siyaset yapıyoruz. Bunu Zeydan Başkan'ın şahsında özür dileyerek ifade, kendisiyle alakalı değil bu. Ama bu koordinasyonu sağlamalısınız Sayın Başkanım. Bu ilçelere bir koordinasyon müdürü atamalısınız ve o sorumlu görev yapmalı. Koordinasyon müdürü benim. Ben ara. Bu kadar çok konuşacağına ben ara. Başkanım şimdi bu kadar çok konuşuyor. Bir dakika şimdi. Ben bunu kabul etmem. Mustafa Çay. Bu kadar çok konuşmuyorum. Ben boş konuşmuyorum. Bir şey. Elimde belgeyle konuşuyorum. Bir şey söyleyeyim şimdi. Hayır ama üslubunuz doğru değil. Bak. Başkanım bak. Lütfen. Saygıya davet ediyorum. Üslubunuz doğru değil. Çok konuşmuyorum. Ben Pozantı'nın hakkını konuşuyorum. Ben seni saygıya davet ediyorum. Ama lütfen. Ben seni dinliyorum. Ben sana deminden beri saygısızlık yaptım mı? Ben de sana yapmam. Ama çok konuşuyorsun lafı doğru değil. Ama sen siyaset yapıyorsun. Ama burada kimleri ben konuşuyorum? Pozantı, benimle belgeyle konuşuyorum. Pozantı ilçe başkanının ne yaptığı beni ilgilendirmez. İlgilendiriyor. Beni ilgilendirmez. Ama sizin kurum müdürlerinize etrafını alıp da fotoğraf çekiyorsa Anıtiye köyünde sizi de ilgilendirecek. Beni ilgilendirirse ben ilgilendireceğim. Önemli değil o. Boşver onu. Benim yaptığıma bak. Onunla ısrar edemiyor ama sosyal medya paylaşımı doğru değil. Ben sana geldim. Dedim ki başkan, telefonum açık. İstediğin zaman beni arayabilirsin. Bir aksaklığı orada burada konuşmaktan çok beni ara engelleyelim. Ve ben sana şunu söyledim. Öner burada mı? Bu daire başkanı karayollarından gelmiş devlet memurudur. Bir eksik yapabilir ama bundan sonra herhangi bir ilçede bir şey olduğunda ilk önce ilçe başkanı girecektir. Talimat verdim dedim sana ben. Olur mu? Gösterin bizim yaptıklarımızı. İlçe başkanı girecek diye mi talimat verdiniz? Bak Mustafa abi. Rica ederim. Özellikle. Bütün kamuoyu dinliyor. Şimdi ben senin olduğun sahaya geldim. Kaymakamlığı birlikteyiz, evet, değil mi? Teşekkür ettim. Kimin makineleri çalışıyordu? Kimin makineleri çalışıyordu söyleyeyim. Madem ki siz sordunuz, evet, söyleyeyim. Büyükşehir'in bir tane ekspatörü vardı. Gariban bir operatör gönderilmiş. Başında bir tane yetkilisi yoktu. Çok net söylüyorum. Bizim üç tane makineleri Pozantı'nın kaymakamlığı. Bakın ya Zeydan abi bak sen sordun ben söylüyorum. Ben cevap veriyorum. Ben gördüm işte. Ben de diyorum. Hayır. Resimlerini göster. Hayır lütfen. Bakın cevap veriyorum lütfen. Siz sordunuz ben cevap veriyorum. Pozantı'nın kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve belediye başkanı Mustafa Çay sabah 8'de tipi tipilerken oradaydı. Bir tane yetkilimiz yoktu. Akşamleyin gece saat 10'da sizin orada gördüğünüz ekspatörünüz gelmişti. Operatörü de beraber geri döndü. Sabahleyin geldi. Çorbasını içirdik. Ayağımızla oraya kadar götürdük. Çocuk ya 3 dakika ya 5 dakika çalıştı. Bir tane zinciri yok. Gelmiş kaldıracak yani görevi yok, yapamıyor. Bunu da bize feryat etti. Kaymakam Bey kurtarıcıdan zincir getirdi. Bakın şimdi sonra pompası patladı. Bakın lütfen ama pompası patladı. Hiçbir şey yapamıyordu. Biz orada BOTAŞ'ın jandarmanın önünde dünen duran ekspatörünü getirdik. Sahada çalışan ekspatör onlara aitti. Sizinki de siz gelmeden 10 dakika önce yağını ben verdim. Pompasını yaptırdım ve daha yeni çalışmaya başlamıştı. Bir tane ekspatörünüz vardı. Siz geldikten sonra dozer falan geldi. Var, bunu görelim ya. Görelim efendim. Görelim. Bakın arkadaşlar. Çamlıbel'de var. Benim Facebook sayfam. Benim Facebook'a attığım hesap. Diyor ya. Ben Pozantı ilçe başkanını atmış bilmiyorum. Burada da basında çıkar resimlerimiz. Görebiliyor musunuz? Yanımda Mustafa Çay var. Ben ne yaptığını ben başkanım. Neyse ben ilçe başkanlığı 100 kişi izler. Beni 20.000 kişi izler. Ben de aynısını açıyorum. Bunu örnek başkan sorun bu. Bunu örnek göster. O zaman bunu giderin ortada. Bunu örnek parti göster. Devleti arkadaşlar, olmadığımızı ifade edin. Kardeşim ilçe başkanı. Bunlara talimat verin o zaman. Başka bir şey. Herkes siyaset yapmasın. Hayır Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı kendi partisinin resmini atar ayrı bir şey. AK Parti ilçe başkanı da atar. Ben şimdi burada eleştirmen gereken şey şu. Zeydan Karalar senin eğer resmini atmamışsa bunu eleştir. Ama teşekkür ederek başladım. Öyle bir şey demedim ki zaten Zeydan Başkan. Bak. Yani olayı başka bir yere geçirmeyelim. Bak. Benim de paylaştığımı söyledim. Seninle paylaştığımı söyledim. Lütfen. Konuyu saptırmayalım. Kişi izler. İlçe başkanını belki 100 kişi izlemez. Bunu bütün Adana, bütün Türkiye izler. Pozantı ilçe başkanını Pozantı'daki birkaç kişi izler. Yani. Sayın Başkan. Zeydan Başkanım. Bakın. Siz lütfen. Belediye başkanısınız. Partiler Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olsa bu yönde gelen eleştirileri partiler üstü bir duruş göstererek belediye başkanı duruşunuzla genel cevaplama verirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne atfen yapılan suçlamaları var. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak kürsüden söz alıp cevaplandıracağım. Haksız ithamlara karşı da söylemek sözümüz var. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Burada bir ilçede bir felaket olduğunda, bir durum olduğunda belediye başkanıyla diyalog kuracaksınız dedim ben. Çünkü Öner Bey yeni devlet memurudur. Oradan biz transfer ettik. Bir eksik olur. Bir fol ama bizim çalışma konusunda en ufak bir eksiğimiz yok.
Hemen gösterdiniz mi şeyleri? Burada bakın bir başka Facebook hesabı bakın. Ya başkanım benimle paylaşmadın demedim ki Allah aşkına ya. Bana neyi gösteriyorsun? Sen de öyle paylaştın, ben de öyle paylaştım dedim. Yani lütfen yanlış anlamayın. Kamuoyuna yanlış bilgilendirmiyorum. Burada Şenol'u ilgilendiren bir şey yok ki. Ama olmayınca işte bürokratları da... Yanlış bunu... Ama bak yanlış yönde o zaman bürokratlara lütfen talimat verin. Muhatapları biz olalım. Sağda biz varız. Sayın sen Pozantı İlçe Başkanlığı mecliste eleştiriyorsun. Bu meclisin işi değil. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı... Ben sizin bürokratınızı eleştiriyorum. İlçe başkanı eleştirmiyorum. Bürokratın eksi... Sizin başkan daha mı CHP'ye göre eleştiri yapıyorsun. Ama neden yapıyorum? Bir bürokrat devlet memuru hem ilçe başkanı hem kadın kolları başkanı resim verip de bir ilçe başkanı geçmiş olsun demiyorsa orada feryat ediyor. Bütün ulusal basında çıkan bir belediye başkanına neye ihtiyacın var demiyorsa ben sizin takdirinize bırakıyorum Sayın abi. Ya lütfen ya. Benim ne yaptığımı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Benim ne kadar partiler üstü kimliğe sahip saygınlığı olan bir adam olduğumu da biliyorsunuz. Sayın lütfen Çay. Ama. Sayın canım Çay. Yanıyor ya. Sayın Çay. Sayın Çay. Bak Çığ'da da aynısı oldu. Ya diyorum ki bakın. 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 Hüseyin Sözlü Başkan da dahil. Bürokratları yedi. Bu kadar net söylüyorum. Zeydan Başkan o gün geldiğinde sahada söyledim. Seni de bu duruma düşürecekler. Beni kimse lütfen bu bürokratlarınıza bir sahip çıkın. Benim kimsenin, bir muhatap oldukları yeri bilsinler. Benim kimsenin kötü duruma düşmeye gücü yetmez. Neyse, ben olur. Teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani o Öner'le Erol dediğin arkadaşımız o tipi olduğunda, Çığ olduğunda 48 saat oradan ayrılmadılar. Eksik olabilir. Ürer de eksik yapabilir. Burada burası Pozantı ilçe başkanının eleştireceği bir makam ve yer değil. Ben bürokratlarınızı eleştireceğim. Efendim? Evet. Konu eleştiri konusu. Evet buyurun. Buyurun. Bakın arkadaşlar 3 tane makine vardı. İkisi bizim de orada. Ben kendim gördüm ya. Orada çalışıyor. Arıza yapmış. Yapabilir. Yürürken ölebilir insan. Bunlar olmayacak şeyler değil. Tabii ki sen belediye başkanı olarak orada bir yapabileceğin bir şey varsa yapacaksın. Efendim mazotunu verdim bilmem. Vereceğiz yani hepimiz veririz. Evet buyurun. Değerli arkadaşlar, bir belediye başkanımızın, ilçe belediye başkanımızın doğal olarak muhatabı Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Gelecek hizmetlerden sorumlu tutması gereken de Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Bir siyasi partinin ilçe başkanı ya da kadın kolları başkanı değildir. Elbette ki, Sayın Başkan, olabilir. Her belediyede mensup olduğu siyasi partinin kadrolarıyla bir bölgeye gelindiğinde ilişkiye girilir. Sayın Cumhurbaşkanı ya da bakanlarımız geldiğinde doğal olarak yanında AK Parti'nin il başkanları ya da yöneticileri olmuyor mu? Bunun yadırganacak bir tarafı var mı? Belediye başkanıyla niye bağlı? Ben de bunu anlatıyorum abi. Lütfen anlamayın ya. Bakın ilçe başkanı sizin bulunduğunuz ilçede sizinle muhatap olur ya da olmaz. Bu ayrı bir değerlendirme konusudur. Siz burada Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden bir eksiklik hissediyor musunuz, etmiyor musunuz? Sizin muhatabınız ilçe belediye başkanı değil ki. Diyorsunuz ki niye onlarla görüntü veriyor, benimle görüntü vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı. Ama onu söylediniz bu kürsüden. Bu kürsüden yayınlanan resimleri gösterdiniz. Dediniz ki burada ben niye yokum dediniz. Kesme dur. Sen rahat rahat konuştun. Siz burada dediniz ki. Çıkardınız o fotoğrafı gösterdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının kendi resmi sitesinden attığı görüntüde ben neden yokum dediniz. Ona yer vermek zorunda mı, size yer vermek zorunda mı? Ben kastı anlatıyorum artık, anlayın. Ya kas sizin niyetiniz. Siz bir anlam yüklüyorsunuz ya. Ya sizin de karşınızda çocuk yok. Ben de o gün. Sizin de karşınızda çocuk yok. Sayın. Büyükşehir Belediye Başkanı. Az önce gösterdi Zeydan Karalar. Kendi web sitesinden attığı görüntüde sizinle birlikte gösterdiği görüntü var. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı yapmamış olsaydı bu eleştiri haklıydı. Arkadaşlar, niyet sarih olmalı. Ben orada Mustafa Çay'a, Sayın Kaymakamımızın önünde dedim ki, Öner Bey'i karayollardan getirdik. Deneyimli bir kardeşimiz. Siyasi değil, politik değil. Bir eksik yapmış olabilir ama bundan sonra belediye başkanını arayarak bu işlere başlayacak. Öner Bey'e de talimat verdim. Gel. Ama şimdi bak bu iş bitmiş. Bu iş artık konuşmaya mahal olmayacak bir şekilde bitmiş. Bunu burada gündeme getirmende bir anlamı yok. Ben olsam yapmam çünkü iş çözülmüş bitmiş. Çözülmüş bir işi burada gündeme getirmenin bir anlamı yok. Sana da yakışmaz. Açık söyleyeyim yani. Yol müdürünüzün sana da yakışmaz. Bak ben 80 tekrar söylüyorum. Yol müdürünün bana kini var ve sebebi de budur.
Ya olmaz, olmaz kardeşim, olmaz. Ne olsun ya? Ve iki insanın geçinememesi başka bir şey, işin yapılmaması başka bir şey. Ona müsaade etmeyiz. Biz orada çözmüşüz, seninle konuşmuşuz, çay içmişiz. Kaymakam önünde talimat vermişiz arkadaşlara, çağırmışız. İş bitmiş, sulh olmuş, gereği yapılmış. Sen geldin burada konuşuyorsun. Evet, evet, peki. Evet değerli arkadaşlar, neyse, söylemeye çalıştığım gibi ben de kısa keseceğim. Sayın Başkan, siz de gerekeni söylüyorsunuz. Çözdük, orada çözdük. Ya yarın da belediye başkanlarıyla toplantı yapıyoruz. Yarın da belediye başkanlarıyla toplantı yapıyoruz. Bürokratlarımızla birlikte bir toplantı yapacağız. Bunu uzun uzun tartışacağız. Değerli arkadaşlar, evet. İlçe belediye başkanlarımızın büyükşehir bürokratlarıyla ilgili yaşadığı eksikliklerle ilgili benim bir diyeceğim yok. Onunla ilgili muhatabımız belediye başkanımızdır, gerekini söylüyor. O eksikliklerle ilgili, şikayetlerle ilgili başta Mustafa Başkan olmak üzere diğer ilçe başkanlarımızın da haklılıkları olabilir. Ben buna cevap vermek için buraya çıkmadım. Beni ilgilendiren kısmı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının Pozantı Belediye Başkanı'nın görüntüsüyle birlikte kendi resmi sayfasında yer vermemiş olması. Bu eleştiri konusu olamaz. Yapılamaz. Bakın aynı şekilde Zeydan Karalar gittiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ye de AK Partili belde teşkilatları, ilçe teşkilatları birlikte görüntü veriyorlar mı? Bunu kendi web sayfalarında yayınlıyorlar mı? Bu da siyasetin doğası gereğidir. Yani bunu bizim ilçe başkanımız yapmak zorunda değil ki. Ha, nezaket evet. Ziyaretinin olup olmaması bu ayrı bir tartışma konusudur. Bu birincisi. Değerli başkan, tekrar söz almamak adına bir konuya tekrar değineceğim. Ozan Bey ısrarla 64. maddenin gündemin birinci maddesi olarak gündeme alınmasını ve oylanmasını talep ediyor. Gündem dışı teklifler daha önce de burada yaşandığı gibi gündemde olmayan konuların gündeme alınmasına yönelik verilmiştir. Ama şu anda Ozan Bey'in ısrarla gündeme alınmasını istediği konu zaten gündemin 64. maddesi içerisinde yer alıyor. Ve meclisin iç işleyişi gereği ve meclis kararlarının yürürlüğe girmesi açısından bugün alınan kararla Perşembe günü alınacak kararların yürürlüğe girme tarihi açısından da bir farklılık olmayacaktır. Bu nedenle bu ısrarın da bir anlamı yoktur. Zaten gündemde var olan bir madde. Bu bir kasıt içeriyor. Kasıt derken bilinen anlamda söylemiyorum. Bir niyet içeriyor. Yapılan nedir? Az önce Vedat Bey de dedi ki, ya biz dedi belediyenin envanteri önümüze konsun. Neyin ne şekilde yapılacağını hep birlikte kararlaştırarak gündeme alalım diyor. Değerli arkadaşlar, zaten arkadaşlarımızın iptal ettirmek istedikleri meclis kararının ekinde bir envanter var. Bundan sonra yeni yapılacak satışlara dönük bir karar alınmış değil. İptal edilecek olan meclis kararı arkadaşlar incelesinler. Eğer ekliyse kendilerinde yoksa onu da yazı işlerinden temin etsinler. Sadece tarih itibariyle ekli listede var olan geçmişe dönük gayrimenkullerin satışı ile ilgili yetki söz konusu. Yeni dönemden yani Zeydan Karalar'ın başkanlığına geldiği andan itibaren ki satışlarla ilgili zaten meclisimize henüz bir yetki verilmiş değil. Eğer bu yetkiyi şimdi vermek istiyorsanız bunda haklısınız. O ayrı bir şey. Ama siz geçmişte verilen bir yetkiyi de ortadan kaldırıyorsunuz. Bu konuya dikkatinizi çekiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Sunmazsak ne olur? Evet, Abdullah Bey buyurun. Sunmazsak ne olur diye bir şey yok başkanım. Evet. Bu 5393'ün 21. maddesinde açıkça belirtiliyor. Evet. O zaman meclis başkanlığı görevinizi kötüye kullanmış. Sayın başkanım, değerli meclis üyesi evet. Arkadaşlarım, basınımızın yüce temsilcileri, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Başkanım ve arkadaşlarım da söylediği gibi İdlib'de, Van, Bahçesaray'da, Elazığ ve Malatya'da ve İstanbul'daki uçak kazasından dolayı ölenlere Allah'tan rahmet
Yaralara acil şifalar diliyorum. Sabırla, ailelerine sabırlar diliyorum. Bütün arkadaşlar gündeme takip eder mi diye, söyler mi diye bekledim ama atladılar. Onun için sormuştum. Avrupa Parlamentosu'nda denksiz bir milletvekili Türk bayrağına bir hakaret etmiştir. Bunu Adana Büyükşehir Belediyesi olarak ve meclis üyesi arkadaşlar olarak kınama talebi almak istiyorum. Kınıyorum ben de. Biz onu kınadık ama birlikte kınayabiliriz de. Aynı gün kınadık onu. Buna istinaden bütün küresel güçlerin, dünyanın Türkiye'ye saldırdığı bu dönemde biz de Adana'da, Adana Meclisi olarak Adana'daki reklam sokakların ismi, iş yerlerin isimlerine ya bunlara bir Türkçe isim olarak baskı oluşturup ya da eğer öyle bir yetkimiz yoksa daha fahiş fiyatlarla onlara caydırıcı bir şeylerle Türkçe isimler verilmesi yönünde bir karar alınmasını veya böyle bir yetkimiz varsa uygulanmasını talep ediyorum. Başkanım, evet. Bir de bölgemin sorunları hakkında iki tane bir şey söyleyeceğim. Bu Etekli Köyü'nde daha önce de söylemiştim. Yağmur sularının tahliye borusuydu, 500-600 metre. Yani askide çok işler yapıyorum diyorsunuz ama bunu ne zaman yapacaksınız? Bir taşla iki kuş olacağız. Bir ama... 600 metrelik bir boru başkanım. Tamam. Hem yağmur sularının tahliyesi... Efendim şimdi iklim müsaade etmiyor ki, her gün bir şey oluyor. Mesela tamam dedik ama yani işte 8-10 gündür yağmur durmuyor, hava şartları durmuyor. Bununla ilgili başkanım bir çalışma hızlandırsanız teşekkür ederim. Evet. İkincisi, geçen dönem biraz da esprili mahiyetinde İsmet abim de ismini kullanarak dedim, İktidar Partisi'nin meclis üyesiniz. İşte bir cenaze, hafta sonu taziyeye gittik. Çatalan, Tatık, Tümenli, Döşegevi grup yolunun çok bozuk olduğunu, dönüşte işte biz taziye yerine vardıktan sonra vatandaşın aynen söyledi bize şu başkanım. Şoförünüz kim arkadaşlar dedi. Bizim şoför de benim abi, buyur dedi. O kadar mütevazi bir şekilde eleştirdi ki bizim hiçbir şey söyleyemedik. Dedi ki gelirken nasıl geldiniz bilmiyorum ama giderken şu çukurlara git de yolları bir başkan bozukluğunu görsün dedi. Yani şimdi aslında bunu söyleyerek bizi aklıyorsunuz yani. Geçmiş dönemin hiçbir şey yapmadığını söylemek istiyorsunuz. Yani yolla bozuk. Başkanım yolla... geçmişi veya yeni eleştirmiyorum. Neyse. Grup yolunun çok bozuk olduğunu ima etmeye çalışıyorum. Ya kışın orada çalışılır mı, kurban oldum. Başkan asla çalışması istemiyor. Sadece işte abim de gitti beraber yakın derhalde cenaze sahibi. İsmet oradan el kaldırıyor. Yolların çok bozuk, asfalt. Bir asla istemiyoruz. Kırılıp en azından bir malzeme sebebi daha önce birkaç yerlere yaptılar. Bu şekilde düzeltilip işte, bir tesviye bulursa ona da razıyız. Asfalt dönemesinde yani hizmet almışsınız herhalde. Yaklaşık bir ay tabii aldık da hem kendimiz döküyoruz. Biz hava iyi olduğu zaman 2200 tona kadar çıktık kendimiz. Ama sonuçta 3 gün yağmur yağıyor, 2 gün duruyor, sonra bir daha yağıyor. Biliyorsun yani yağmur durduğu an hemen asfalt dökemiyorsun. Mıcırın kuruması lazım, bilmem ne kuruması lazım. Evet İsmet, sen bir şey söyleyeceksin. Bunların hepsi programda var. O da biliyor şimdi. Yağmur altında yol yapılmayacağını bilmiyor mu? Teşekkür ederim. Bir de Sayın Başkanım, sosyal medya üzerinden telefonumuz olmayan arkadaşların Messenger'dan yazıyorlar. Bu kadro işlerin prim ve alacaklar varmış. Bunlara ilgili nasıl planınız var? Ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Prim mi? Ne primi? Prim ve ikramiye alacaklar varmış. Kadro işlerin her birinin 10-15 bin lira civarında. Telefonumuz olanda telefon açıyor. Açmayanlar da. Öyle bir şey yok. Yani kadro işlerin mesai bir bölümünü ödedik şeyin, ikramiyenin. Onlarla ilgili bir meclise taşısanız bilgi verdiler. Bunu aktarmış oldum. Teşekkür ederim başkanım. İnşallah. Peki. Evet Recep, sen de mi konuşacaksın? Vallahi konuşma, boş ver, öyle kesilmişsin artık ya. Belki biraz sonra konuşurlar, daha çoğalır vereceğin cevaplar. Gündem dışı. Bunlar ne yok hala? Gündem dışı şeyler mi var? 3 tane. Bu da gündem dışı zaten. 4. Başka teklifler de vardı başkanım. Evet arkadaşlar. Evvela Ozan Bey'inkini onaylatalım. Bu herhalde orada tartışacağız konuyu, değil mi? Gündeme almayacak. Gündeme alalım. Bugün meclisi bitirmeyeceğiz. Burada yatacağız herhalde. Yani. Tamam. Millet için varız diyorsun yani.
Belli ki bugün gündeme hiç geçemeyeceğiz başkanım. Öyle, konuşmalar sonrası kapatmamız gerekiyor. Öyle görünüyor. Önemli değil yani, ne yapalım. Evet, gündem dışı okuyun hepsini. Önerge: Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na gündemde bulunduğu maddenin gündemin birinci maddesinin olarak gündem alınmasını arz ederim. Ozan Güleşçi. Evet değerli arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na yine yerel gazetelere katkı anlamında her ay bir gazetemizin düzenleyeceği kent sorularını masaya yatırıp çözüm yollarının bulunması amacıyla düzenlenecek olan sempozyum, Çalıştay gibi önemli projelere belediyemizin sponsor olmalarına temin edilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması üzere gündem dışı meclis gündeminde alınmasını arz ederim. Grup Başkanı Recep Mercimek, meclis üyemiz Volkan Bayrakçı, Mehmet Dayanaklı. Evet, gündeme almasıyla ilgili oylarınızı sunuyorum, kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bile kabul demiştir. Bir maddesi. Tamam. Kısaca öyle de. Yönetmelik değişikliği tekrar. Özel servis araçları yönetmeliğinde yukarıdaki belirtilen değişikliklerin yapılması hususunda gerekli kararın alınması için yazının meclis havalesine arz ediyorum. Genel sekreter. Evet. Evet, gündeme alması için oylarınıza sunuyorum teklifi. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bile kabul etmiştir. Adana evet. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na Sarıçam İlçe Belediyesi Meclisi'nde 03.02.2020 tarihinde 9. sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin gündeme alınması hususunda arz ederim. Mustafa Bayar, meclis üyesi. Evet değerli, teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bile kabul etmiştir. Evet, şimdi gündem dışı söz almak isteyenlere mi geldik arkadaşlar? İkiniz beraber, evet ikiniz. Buyurun Ozan Bey. Bir şey olmaz. Dirzik'te olduğunuzu biliyoruz zaten. Amin, amin. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları, çok kıymetli Adana hemşerilerim. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Şubat ayı meclis toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını, bu ayda alacağımız kararların Adana'mız için hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, kamuoyunun ve siz değerli meclis üyelerimizin çoğunun bilgi sahibi olduğu üzere, Kamu İhale Kanunu'nun 18. maddesinde idarelerce mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulanacak usuller net bir şekilde belirtilmiştir. Bunlar açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulüdür. İlgili ihale kanununun mütakip maddesinde açık ihale usulünün bütün isteklilerin teklif vereceği bir ihale usulü olduğu, mütakip 20. maddede belli istekler arasında ihale usulünün yapılacak ön yeterlilik değerlendirme sonucunda davete dayalı olduğu, mütakip 21. maddede ise özel durumların var olması halinde pazarlık usulü ile ihale yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Kanun maddeleri bu kadar açıkken ve şeffaflık, eşitlik, rekabet ilkeleri gereği istekler arasında ayrım yapmadan ihale katılım yeterliği olan herkese katılma hakkı tanınması gerekirken, kanunda bazı istisnai durumlar için konulmuş bir madde ile sürekli ihale yapmak hangi gerekçelere dayanmaktadır? Şimdi bu hususta sizlere örnekler göstereceğim. Örneklere başlamadan önce Büyükşehir Belediye'mizin ısrarla bu istisnai maddeye dayanarak yaptığı ihalelere ilgili kanunu size göstermek istiyorum. Kamu İhale Kanunu 21B pazarlık usulü ile yapılan ihaleler, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen, yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı can mal güvenliğinin sağlanması açısından
ivedilikle yapılması gerekliliği belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Yani can güvenliği, mal güvenliği, hemşerilerimizin güvenliği açısından aciliyet arz eden maddeler ve ihalenin öngöremediği hususlar bir arada olması gerekmekte. Biliyorsunuz ki 23, 24, 25 Aralık tarihlerinde şehrimiz yoğun yağış neticesinde bir sel felaketi yaşadı. Tekrar tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bunu sizlere hatırlatmamın sebebi o sel felaketinin bir mazeret olarak gösterilmesinin önüne geçmektir. Çünkü şimdi sizlere söyleyeceğim ihaleler bu sel felaketinden çok daha önce ilgili kanuna, o istisnai kanuna dayandırılarak yapılmış ihalelerdir. ...6-11-2019 tarihli ihale. Taziye çadırı ve tüm ekipmanlarının kiralanması, hizmet alım işi. 75 gün süreli bir ihale. Teklif sayısı 2, geçerli teklif sayısı 1. İhale bedeli 405.000 TL. Bir de eskisini söyle. Şimdi eski kaça vermiş, bu ihale tarihinden de görüleceği üzere Adana'mızda yaşanan sel felaketinden yaklaşık 1,5 ay önce yapılmış. Ancak ihale usulü pazarlık usulü seçilmiş ve 21B maddesi yani sizlere söylediğim az önceki istisnai madde dayandırılmış. Burada dikkat çeken bir husus da sadece teklif sayısının 2 olması ve geçerli teklif sayısının 1 olarak kalmasıdır. Bir de mevcut ihale taziye çadırları kiralanması ihalesidir. Geçmiş dönemlerde yapılan ilçe belediyelerimiz tarafından da yapılan ihalelerdir. Zaten sürekliliği olan meseledir. Herhangi bir aciliyet, bir can, mal kaybı, güvenliği durumu söz konusu kaç, değildir. Kaç 405 milyar mı dedi? Burada bu teklifin 405 milyar yapılması, evet, bir kişiyle sınırlı kalması tabii ki rekabet koşullarını engellemiştir. 405 milyar da, evet, çok büyük kayıp var vallahi. Geçmişte ne yapılıyordu? Evet. Kim alan kim? Kaç? 600 milyon. 7-11-2019 tarihli bir diğer ihale. 3 ay süreyle kullanılmak üzere araç kiralama işi. 92 gün. Teklif sayısına dikkat edin. Bir kişi teklif vermiş. Geçerli teklif sayısı o bir kişi. Çünkü açık ihale olmadığı için sadece belli kişilere haber verilmiş intibası uyandırmakta burada. İhale bedeli 2.799.497 TL. Bu ihalede örnekte olduğu gibi 5 kat, 5 kat. Sel felaketinden 5 kat. 1,5 ay önce yapılmış. Şimdi bu ihalelerin açık ihale yapılmasının önündeki engel nedir? Hemen söyleyeyim o zaman. Hemen söyleyeyim. Geçerli teklif sayısı 1 olarak hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim değerli arkadaşlar. Sonrasında cevap verin. Hemen söyleyeyim. Zaten kürsü sizin. Bu araç kiralamanın, evet, sebebi hakkında. İhale normal ihaleye çıkılmış. İstisnai maddeyi kullanmak için müessese para ödemediği için hiç kimse ihaleye girmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla belediyede şimdi araçsız kalamayacağı için 21 bire yaptılar. Sayın Başkan, ben bütün meclislerden özellikle Hatip'in, istirham ediyorum. Hatip'in geçmiş dönem, cevap verirsiniz. Geçmiş dönemde sizin cevap verme kaç hakkınız lira, var. Kaç o kadar aciliyet gerektiren bir durum yok. Şimdi kaç lira olmuş? Hepsini size sorayım, istirham ediyorum. Şimdi bu kiralanan araçlar hangi işlerde kullanılmıştır ki teklif sayısı 1'de kalmıştır? Yok, telefon getirir. Telefonu versene. Bir ihale, evet, daha. 5 Aralık 2019. 60 gün süreyle iş makinesi kiralanması işi. Gene 21B ile yapılıyor. Yani istisnai durum, acil durumdan yapılıyor. Yani açık ihale çakılıp duyuru yapılmadan yapılıyor. Doğal olarak teklif sayısı 1'de kalıyor. Bir kişi teklif vermiş. Geçerli teklif sayısı yine 1. Yine rekabet koşulu oluşmamış. Yine birilerinin daha düşük teklif vermesinin önüne geçilmiş. İhale bedeli 744 bin TL. Yazık. Yazık. 25 Aralık 2019 tarihli bir başka ihale. Gündüz bakım evleri için yemek hizmeti alım. 90 gün süreli. Bakın burada sürelere de dikkat edin. Biz
Sayın Karalar'ın meclisten istediği bir yetkiyi size hatırlatmak istiyorum burada. O yetki şuydu. Biz sadece bir yıl süreyle ihale yapabiliyoruz. Bize ihale yapma süresini 3 yıla verin. Niye verin dediler? Biz ihaleleri 3 yıllık yaparsak rekabet ortamı oluşur. Böylece kamunun parası cebinde kalır. Biz de bu yetkiyi tüm Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak seve seve verdik ki Adanalı'nın parası cebinde kalsın, rekabet ortamı oluşsun diye. Gördüğünüz tüm süreler 60 gün, 75 gün, 90 gün. Teklif yine bir. Geçerli teklif sayısı yine bir. İhale bedeli 234 bin TL. Bir diğer ihale ki buna az sonra tekrar değineceğim. 10. Uluslararası Kurtuluş Yarım Maratonu hizmet alımı. İhale süresi 15 gün. Teklif sayısı yine bir. Yine 21 B ile yapılmış. Geçerli teklif sayısı 1, 279.150. Bakın belediyeye ait araçların zorunlu trafik sigortasının Ozan Güleş diye çok teşekkür ediyorum. Hangi fiyatla bitmişti? Gün. Hangi fiyatla bitecekti? Ne yaptık onu söyleyeceğim şimdi. 60 gün bakın. Sana teşekkür ediyorum Ozan. Bakın. Bizim biz ne kadar bir aracımızın sigortasını yaptırırken burada direkt yaptıran kaç kişi var? Kendi aracımızın en basit belki 10 lira 15 lira oynayacak değil mi? Kaç tane firmadan teklif alıyoruz? Acaba birisi 15 lira, 20 lira, 100 lira ucuz verir mi diye. Büyükşehir Belediyesi o kadar araç için bir firmadan teklif almış. Geçerli teklif sayısı yine bir. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yer alan alanların temizliği için kullanacak araçların çalıştırılması. 60 gün. Ya biz bu iş makineleri için 3 yıl yetki verdik. Cebimizde para kalsın diye. Niye bunlar 60 gün yapılıyor? Niye 21 B'ye göre yapılıyor? Niye? Çünkü teklif sayısı bir kişi vermiş. Geçerli teklif sayısı yine bir. İhale bedeli 756. Ya öyle değil. Girmiyor adam ihale. İhale bitiyor. Adam bilmiyor bunu. İhaleye giriyorsun arkadaşlar. İhaleye giriyorsunuz. İhaleye giren kalmıyor. İhaleye girmediği için kısa sürede dışında. Kısa sürede teklif olur mu öyle şey? Ve fiyatları neredeyse üçte bir daha. Gösterdiğim örnekler dışında. Murat çıkılıyor zaten. Açıklar çıkıyor. Çıkılmıyor mu? Bir saniye. Olur mu? EKAP'a girmediği ihale olur mu? EKAP'a giriyorsunuz girmiyor adam. Vallahi. Arkadaşlar. Evet buyurun. İlgili maddenin F bölümünde belirtilen parasal limite bağlı olarak alım yapılan birçok ihale daha var. Şimdi bunların hepsini burada size göstermemizin bir anlamı yok. İhale mevzuatında esas olan ihalenin ilan yapılarak kanunun temel ilkelerde belirtilen yeterliliği olan ve herkesin teklif verebildiği rekabet ortamının oluştuğu açık ihale usulü yapılmasıdır. Fakat kanun deprem, salgın hastalık, sel ve benzeri durumları düşünerek ve dikkate alarak özel bir madde hizmetin aksamaması için özel bir madde konmuştur. Şimdi bu özel maddeye dayandırılarak yapılan bu ihalelerde teklif sayısının bir olması, rekabet ortamının oluşmaması arasındaki bağlantı nedir? Acaba bu bir değil de daha rekabetçi bir ortam olsa, teklif sayısı fazla olsaydı fiyatlar düşecek miydi? Ya da daha kaliteli hizmet olacak mıydı? İhaleleri en uygun şartlarda ve en uygun bedelle yapmak, şeffaf tarafsız olmak, serbest rekabeti oluşturmak idarelerin temel görevi. Pazarlık usulü ihalelerde ilan yapmak kanuni bir zorunluluk olmadığı için ilansız ihalelerde sadece davet edilerek örneklerde görüldüğü gibi bir kişi davet edilerek bir teklifle ihaleler yapılmış. Tabii ki burada içeriğin ne olduğunun kamu tarafından araştırılacağı nettir. Fakat tüm ihalelerde teklif sayısının bir olması gerçekten dikkat edilmesi gereken bir mevzudur. Geçen dönem yaptığım konuşmaları biz Adanalı'nın hakkı için dönemde, ne savunması gerekiyorsa onu savunuyoruz. Kamu ihale mevzuatında pazarlık usulünün çok seçilmesi varsa bizim ve bu usulle ihalelerin açık, yapılmasının kaçıp, gerektiği izah edilmelidir. Net.
Varsa bir eksiğimiz yanlışımız onu düzeltiriz. Şimdi ama bu dikkatle konuşacağım. Sayın Karalar, bunları inceletsin lütfen. Niçin arkadaşlarının sürekli pazarlık usulüyle bir teklifle bu ihalelerin yapıldığını bir inceletsin. Sayın Karalar geldiği günden bu yana ben tüm ihaleleri tüm platformlarda ihaleleri şeffaf yapacağız. Konuşalım mı? İhaleleri şeffaf. Benim konuşmam bitmedi. Bitmedi ama 2 saat seni dinleyecek halimiz yok. Tamam konuş. O zaman çık kardeşim. Çık. Sen çık. Allah Allah. Neyse. Evet bir dakika ya. Şimdi. Arkadaşlar. Buyurun o zaman. Biz burada meclis üyesi olarak kamuoyuna adını atıyoruz. Siz de meclis üyesisiniz. Sizin, evet. Sizin bunları dinlemeye hesabınız lütfen, yoksa. Lütfen. Arkadaşlar lütfen. Alırsınız cevabı verirsiniz. Evet buyur. Biz bunun için seçildik. Evet, arkadaşlar bir daha lütfen. Ozan Bey lütfen devam et. Arkadaşlar. Devam et. Bakın her mecrada ihaleleri şeffaf yapıyoruz diye yayınlar asıldı. Billboardlara bir sürü paralar verdi. Doğru mu? Canlı yayınları ihale yapıyoruz. Şimdi sizlere gösterdiğim ihale numaraları ile ki bunlara ECAP'tan hepiniz ulaşabilirsiniz. Yani elektronik kamu alım platformundan. Bir iki tane canlı yayın dışında bu ihaleleri kaç kişi izledi? Bu ihaleleri göreniniz oldu mu? O canlı yayınlardaki ihaleler sonradan ne oldu? Az sonra bir örnekte onu da söyleyeceğim. Şimdi ise bir ihaleden daha bahsetmek istiyorum. Kamuoyunda çok tartıştık. 15 gündür de birçok billboardda gördük. Uzaktan eğitim, gençlik merkezleri kapatıldı. 10 binlerce öğrenci bu birebir etkileşimle eğitimden mahrum kaldı. Yüzlerce öğretmen işinden oldu. Gençlik merkezlerini kapattık. Bir senedir bu eğitime muhtaç, maddi durumu yetersiz arkadaşlar eğitim alamıyor. Şimdi bir uzaktan eğitim işi. Ki bu konuda da daha önce dile getirdik. Bu maddi imkanı yetersiz arkadaşların uzaktan eğitim işinde bilgisayarları, internetleri acaba olup da bunu görebilecek mi? Olsa bile birebir eğitimin önünde geçebilecek mi? Tabii ki hayır. Birebir etkileşimli eğitim her zaman önemlidir. Ayrıca dersleri her yerde görebiliyoruz. YouTube'da bile bulabiliyoruz. Bakın. 28.11.2019 tarihinde yapılmış. Uzaktan eğitim alım işi. 169 günlük. Yani yarım dönem baz alınmış. Teklif sayısı 5. Daha fazla. Geçerli teklif sayısı 1. İhale bedeli 1.206.000 lira. Şimdi Sayın Karalar belediyeyi zarara uğrattığı ve bir türlü ispat edemediği diplomasız öğretmenler ki 2015 yılında bu konu görüşüldü. O dönemin belediye başkanı, ben de meclisteydim, bu konuyu da dile getirdik. Bunlar hakkında 2015 yılında suç duyurusunda bulundu. Ama Sayın Karalar bu hala devam ediyor gibi bir algı yaratarak ama bunları şu anda o kapattığı zamanda öyle bir öğretmen var mı yok mu böyle bir açıklama yapmadan tüm öğretmenleri zan altında bırakarak bu gençlik merkezlerini kapattı. Şimdi bu işte uzaktan eğitimle o boşluğu doldurmaya çalışıyor. 2018-2019 yılında on binlerce öğrencimiz faydalanmışken şimdi burada sadece işte bilgisayarı interneti olabilecek kaç öğrenci faydalanabilecek bilmiyoruz. İlgili gençlik eğitim merkezleri yaz tatilleri hariç yılın hemen hemen 9 ayı eğitim veriyor ve 10 saat birebir etkileşimli. Bu öğretmenler yere geliyor bu çocukları müzeye götürüyor. Yere geliyor çeşitli yerlere götürüyor, üniversitelere götürüyor, ufuklarını da artırıyor. Bu çocuklarımıza birebir etkileşimli imkanları elinden alındı. İhalenin içeriğinden de bahsedelim. Yükleniciye 5 ay için ödenecek 1.204.000 lira rakamı. Bunu tüm yarım dönem, tüm eğitim yılına yayarsak 2.5 milyon lira. Teknik ekipman ve öğretmen giderleri bulunmaktadır. Oysa kapatılan gençlik eğitim merkezlerinde Adana'mızın evladı yüzlerce öğretmenimiz görev almaktaydı. Adana'mızın evlatlarının annesine girecek olan bu para Ankara'dan gelen bir firmanın inisiyatifine bırakılmış.
Acaba burada şartnameye öncelikle işten çıkarılan bu öğretmenlerin alınacağı eklenemez miydi? Bir başka önemli husus ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından belediyelere ihtiyaç ve gerek gördükleri takdirde halk eğitim merkezlerimiz tarafından öğretmen verilmektedir. Bunun masrafını, öğretmenin maaşını bakanlık, halk eğitim merkezleri ve Milli Eğitim Bakanlığı karşılamaktadır. Ki bundan yararlanan belediye başkanlarımız var. Yani buradan belediyeden öğretmenler için cebinden bir şey, bir yük çıkmamış oluyor. Şimdi bu teknoloji firmalarından da bu konuyla ilgili, altyapıyla ilgili çalışma yapmalarını rica ettik. Şimdi bir fizibilite sunacağım size. Tüm sisteme belediyenin bir defada yapacağı altyapı yatırımı. Sunucu server sistemi, yayını, depolaması, lisanslaması, yaklaşık maliyet 75 bin lira. Uzaktan eğitim yazılımı, yaklaşık maliyet 150 bin lira. Greenbox Studio, bunda yaklaşık maliyeti 50 bin lira. Yani aşağı yukarı 275-300 bin lira civarında bir rakam. Ki bu rakam belediye bunları aldığı zaman, kendi hanesine koyduğu zaman sürekli kendi mülkiyetinde olduğu rakam. Şimdi ilk altyapı maliyeti yaklaşık 300 bin lira. Diğer masraflarla beraber tüm eğitim öğretim boyu yılınca yaklaşık 360 bin liraya bulacak. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ettiği bir yıllık bedele 7'de biri fiyatına. Yani bu eğitim 7 yıl boyunca bu rakamlara yapılabilir. İhalenin verdiği firma Adana Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası kayıtlarına göre Ekim 2019'da sicil kaydını yaptırmış. Yani ihaleden bir ay önce Ankara Ticaret Odası'na kaydı yapılan bir firma. Ve sadece bireysel eğitim paketleri satıyorlar. Ama buna dair de bir şey ulaşamadık. İnce ne olacak ya? Bugün de kurmuş olabilir yani. Engel mi var yani? Şimdi son olarak engel mi var? Size az önce saydığım ihalelerden birinin ihale sürecinde yaşanan bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu yıl 5 Ocak maratonunun 10.sü yapıldı. Adana'mızın marka değeri açısından önemsediğimiz bu maratonun organizasyon ve sporcularımıza dağıtılan malzemeler için bir ihale yapılmış. İhale 569 bin liraya yapılıyor ve sonuçlanıyor. Sonra iptal ediliyor. Sonra iptal edilen ihale 21F maddesiyle üst limiti aşmayacak şekilde ikiye bölünüyor. 21F maddesinde üst limit 323 bin lira bu yıl. Sonra istenen firmaya istenilen şekilde veriliyor. Açık ihale olmuyor. Davet usulü, pazarlık usulü ile. Şimdi 21F maddesi belediyeleri 323 bin liraya kadar doğrudan alım yetkisi veren bir madde. Şimdi bu ihale neden iptal edildi? İki parçaya bölünerek neden sonradan yapıldı? İhtiyacın kısımlara bölünmek suretiyle 21F kapsamında yaptırılması kanunun 5. maddesindeki temel ilkelere aykırıdır. Ve bu aslında bir suçtur. Bu husus ve konuşmamın başından beri ifade ettiğim tüm gerçekleri siz değerli meclis üyelerimizin ve Adana kamuoyunun takdirine sunuyorum. Saygılarımı sunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, bir dakika. Evet. Sağ olun. Evet, spor daire başkanı buyurun. Sondan başlayalım. Şimdi teknik cevap vereceğiz. Penaltıdan beter. Boş kalem. Boş kalem. Evet. Evet, şimdi uzaktan eğitimle ilgili daire başkanımız açıklama yapacak arkadaşlar. Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum. Yani evet, kamuoyunun doğru bilgiyi alması adına bu tür eleştirileri çok önemsiyoruz. Bu da bize bir açıklama yapma şansı veriyor. Öncelikle sondan başlayayım. Hemen taze olduğu için
Şunu ifade edeyim. Maraton geçen sene 1 milyon 300 bin maliyeti. Toplam katılan kişi 960 kişidir. Bu yıl açık ihale 590 bin liraya yapılmıştır. Neden iptal ettik? Bunu fahiş bulduk. Peki biz kaça mal ettik? 21 beyle 279 bine yani üçte birine mal ettik ve 1060 kişi katıldı. Geçen yıldan daha fazla. Bizim açımızdan kurulunca ihbar ettik. Arkadaşlar ben tekrar ediyorum bir saniye. Biliyorum zaten. Söylüyorum. İki parça. İki parçaya böldünüz. Bakın ben size maliyetini söylüyorum. Üçte birine yapmak eğer bir suç ise suçu kabul edin. Şimdi arkadaşlar. Niye hep bir kişi? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika cevap verin. Bak sen bak. Bak seni ya Ozan Bey, Ozan Bey, Ozan Bey bir saniye. Ya telaşlanmayın, telaşlanmayın. Telaşlanmayın. Buradan size ekmek çıkmayacak biliyorsunuz. Telaşlanmayın. Telaşlanmayın. Bakın arkadaşlar müsaade buyur. Müsaade buyur. Var var. Var var. Var var. Var var. Var arkadaşlar. Tabii siz ekmeği tuzu kuru alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar bir sene önce olmuş ve 960 kişi katılmış olan maraton bir yıl sonra her şeyin %50 arttığı bir dönemde Allah'a şükürler olsun her gün zam oldu biliyorsunuz 4-5 ay üstünde. 1060 ekmeğe de ulaşıma da zam bir sonuçtur. Sizlerin yaptığı zamların bir sonucudur. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Maraton, hükümet, hükümet, 960 kişi katılmış, 1300 lira yapılmış, 1 milyon 300 bin lira arkadaşlar. Şimdi insafınıza, elinizi vicdanınıza koyun. Bir ihale oluyor, ihale, müsaade, ya kardeşim anlamadım ki ayrı bir şey, ne ayrı bir şey, ayrı ne ya? Ayrı ne yani? Boşu boşuna para mı versin belediye? Belediye para mı var? İhale yapıyor arkadaşlarımız, ihaleye yine müteaddit, yine eskiden fazla malı götürmeye alışık adamlar katılıyor. Ve 590 bin lira fiyat veriyor. Arkadaşlarımız inceliyor. Diyorlar ki başkan bu iş 300 bin liraya olur. Ama ihale 590 bin lira. Ne yapalım? Ne yaparsınız arkadaşlar? Ne yaparsınız? İptal ettik 290 bin lira yaptık. Buyurun. Buyurun. Müsaade buyurun. Bitmedi. Bitmedi. 279 bin. Hayır, 279 bin. Yok öyle bir şey. Evet. Arkadaşlar, müsaade buyur. Bak, şimdi uzak. Şimdi bekle. Çadır işi. Ya ihale yapıyorsunuz. İhaleye girecek adam bulamıyorsunuz ya. Belediye bu hale düşmüş. Ne diyorsunuz siz? Anlamadım ki. Araç ihalesi yapıyorsunuz, ihaleye giren yok. Çadır ihalesi yapıyorsunuz, giren yok. Ve müsaade buyur. Tabii ki. Geçen tahta almış bir adam. 3 senedir paramı alamıyorum. 3 sene. Şimdi 1 milyon 250 bin lira. Geçen seneki çadır hizmet işi arkadaşlar. Bu sene 450 bin lira. Bakın değerli kardeşlerimiz aynı süreler. Şimdi el insaf ya. Yani şimdi bunu eleştirecek bir taraf var mı? Çıkıp burada Ozan Bey'in bu memlekette, bu belediyeyi bu kadar kara geçirdiniz diye teşekkür etmesi lazım. Başkan, sizin anlayamadığınız bir nokta var. İhalelere katılan neden bir? Bana bir onu daha önce siz ihale mi diyorsunuz? Ya, bak, Sayın Ozan. Evet. Bir dakika, bitirsin. Evet. Dur, hocam bitirsin. Hocam sen konuşmayı bitir. Ben uzaktan eğitimle ilgili buradan bir şey çıkmaz. Konu sağ ol ama gene de bunları söyleme fırsatı verdin. Sıklıkla dur. Kamuoyunda tartışılıyor. Açıklık getirmek istediğimiz bazı hususlar var. Şimdi uzaktan eğitimde canlı derslerin yapıldığı bir platform var ve Türkiye'de ilk kez denendi bu işlem. Yani belediyeler arasında canlı bir eğitim sistemini ilk kez deniyoruz. Alternatifi ise video üzerinden yapılacak eğitimde. Video üzerinden yapılacak bir eğitimin maliyeti sizin söylediğiniz rakamlara gelir. Şimdi canlı eğitim bütüncül bir Bir dakika, bir dakika. Lütfen, bir dakika. Bütüncül bir sistemdir. Bütüncül sistemde beni dinleyin. Siyasetiniz, ben bilgi vermek üzere buradayım.
günlük canlı derslerimiz, haftalık soru çözümleme, ödev, aile bilgilendirme, öğrencinin düzenli performansını izleme, deneme sınavlarından oluşur. Biz 50 ayrı grup halinde, her grupta 200 kişi olmak üzere canlı dersler yapıyoruz. Öğrenciler anlık olarak katılıyor, sorularını soruyor, kaçırdığı derslerin tekrarını izleyebiliyor, internet, tablet, bilgisayarla katılabiliyor. Ozan Bey haklı olarak şunu söyledi, ya herkes ulaşabilir mi? Bu kararı ayrı bir şey. Bunun cevabını vermek isterim. Ayrı bir şey. 2019 yılı TÜİK. Şu anda kaç bin kayıt var? Söyleyeceğim. Kaç tane öğretmenle bu işi yapıyorsunuz? Söyleyeceğim. Şu an itibariyle başladığımız süre içerisinde toplam olarak öğrenci sayımız 6.419. Günlük olarak 90 civarında yeni kayıt oluyor. Şu an bizim 50 grup planladık. 36 tane grubumuz açılmış durumda. Her birinde de öğrencilerimiz var. Detayları var, sayısal, sözel, onlar planlandı. 460 saat eğitim alacak çocuklarımız üniversite hazırlıkta, liseye girişte de 320 saat toplam eğitim. Burada sürenin çok önemi yok. Biz ders saati üzerinden planlanmıştır. İhalede meydana gelen gecikme nedeniyle ders saatleri ek derslerle sıkıştırılma durumunda kalmıştır. Şu anda 20 fiili öğretmen çalışıyor. Öğretmenlerin en genci 3 yıllık, diğerleri 20 yıla kadar. İzlediniz mi siz dersleri? İzliyorsunuz değil mi? Ben düzenli izliyorum. Ozan Bey'e de bir şifre açarım ve izlemesini de sağlarım. Bakın Ozan Bey, ben üniversitede 20 yıllık eğitmenim. Ben bu öğretmenleri izledim. Buyurun. Niye bir? Ozan Bey, teknik bir konu soruyorsunuz. Ben size eğitimin içeriğiyle ilgili bilgi veriyorum. 20 öğretmen, sanal sınıf. 15. Bakın bu açık ihaledir. Ben şu an konuştuğum konu uzaktan eğitim açık ihaleyle yapılmıştır. Burada fiili olarak bakın uzaktan arkadaşlar, eğitim ihaledir. Bu yapmayın. Sizin söylediğiniz bütün konularda değil. Açık ihale açılmıştır. Bir saniye. Zaten rakam olarak sizin söylediğiniz bütün konularda ihale açılmıştır. Ya ihalede eski çok malı götürmeye alışık insanlar ihaleye girmiş, yüksek fiyat vermiştir. Ya da hayır efendim, hayır. Ben biliyorum. Ya iptal oldu. Ya da ihaleye kimse girmemiştir. Ve durumun aciliyetine istinaden bir alım yapılması söz konusudur. Siz EKAP'a girdiğinizde 10 kişi mi katılacak? 100 kişi mi? Onun önünü kesemezsiniz. Kesemezsiniz. Burada bununla birlikte bakacağınız şey kamunun ne kadar para kazandığıdır. Buradaki usullerin tamamı doğru düzgün ekonomik ihale yapılsın diyedir zaten bu yasaların hepsi. Siz eğer bir işi bir yıl sonra, iki yıl sonra üçte bir fiyatına yaptırıyorsanız bu tamamen takdir alacak bir iştir. Tekdir alacak bir iş değildir. Bitmiştir. Hoşver. Şimdi bak, Bana mesajlar geliyor. Diyorlar ki geçmiş dönemde iki kişi katılır, birine helaller, bir kişi %1, %2 kırımla ihale veriyor diyordu. Ama beni geçmiş dönemde ne yapıldı ilgilendirmiyor. Benim ne yaptığım önemli. Ben şimdi kardeşim, sen ne bir kişi katılmış diyorsun. Çadır işini yapan iki kişi ise 5000 kişi mi çağıracağım? İki kişi yapıyor, iki kişi katılmış. Allah Allah. Ozan Bey bakın, bu ihale açık bir ihaledir. Dediğiniz gibi pazarlık. Evet tabi. Bakın onunla ilgili açıklamayı nasıl arkadaşlar yapıyor biliyor musun sen? İzle sen de izle. Ben eğitimciyim. Lütfen böyle bir iki dakika dinleyin. Ben aynı zamanda maliyeciyim. İhaleyi de biliyorum ve bu açık. Hayır 21 Bey'le yapılmadı. Bu açık yapıldı. 2019-53 kaç 450 milyarlık bir ihale sanki. Bu ihalede yaklaşık bedeli milyarları falan konuşma. Dinlerseniz açıklayayım. Evet. Yaklaşık bedelin çok altında 600 bin lira bir firma teklif verdi. Daha sonra teklif bu oldukça düşük bir teklif olduğu için, yaklaşık maliyetin çok altında olduğu için savunma istedi. Ve şunu söyledi. Ya kusura bakmayın, biz zannettik ki siz 3-5 bin kişiyi birden yayın yapacaksınız, bir defada bu işi bitireceğiz. Detayı okuduğumda evet haklısınız dedi. Türk Telekom, Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda liselerde öğrencilerimize altyapısını veren firma geldi, inceledi, teşekkür etti. Ve dedi ki biz şimdilik buna girmeyi düşünmüyoruz. Ancak
doğru iş yapıyorsunuz dedi ve döndü. Bakın bu konuda şu anda bu açık ihaleyle yapılmıştır. Şu an devam etmektedir. Dileyen herkes bizden bir kullanıcı adı ve şifreyle izleyebilir, takip edebilir. Öğrenci sayımızı biz 10 bin tahmin ediyorduk. Şu andaki rakam buraya doğru gitmek üzere. Geçen yıl toplamda kayıtlı öğrencimiz 10 bindi fakat reel olarak öğrencimiz 8500 civarındaydı. Aşağı yukarı aynı rakamlara geldi. İnternet konusundaki hassasiyetinizi anlıyorum ama şunu söylemek istiyorum. Devletin resmi kurumu TÜİK bize diyor ki Türkiye'de internet kullanımı olarak 16 ile 24 yaşındaki gençlerde oran %93. Telefon kullanma oranı %98. Çok az bir miktar kaçırmış olabiliriz Adana'nın kırsalıyla ilgili. Ama bu konudaki kaygılarınızı devletimizin doğrulamıyor. Kara kışlaktaki adam doğru. Merkeze gelip derse gelemez ki. Şimdi daha çok yaygın bu. Şöyle söyleyeyim. Daha çok yaygın. Bugün neyse, buraya gelmeden bu bir konuyla şey karşılaşacağım. Sana bir şey çıkmaz buradan. Uğraşma. Uğraşma. Ankara uğraşma. Kırmaz. Arkadaşlar sayın tamam sayın teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Ben her şeyi anlarım. Müsaade. Efendim. Ben özellikle sana teşekkür ediyorum. Kamuoyuna, Adana halkına, Türkiye halkına daha önce yapılan işlerin maliyetinin 1/3 fiyatına iş yaptığımızı duyurma fırsatı verdim. Sana teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Araç söyledik işte. Araçları ya isterse bir firma açsın. Ben olayım. Lütfen bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Açık zaten. Açık. Biz başlattık internette canlı yayında ihale vermeyi değerli arkadaşlar. Biz başlattık. Konuştuğumuz para bu. Bakın kamuoyuna bir kez daha sunuyorum. ASKİ araç ihalesine girdi. ASKİ'nin araç ihalesi 6 milyondu. Biz 3 milyona düşürdük. Hiç önemli değil. Boş verin o işleri. Gerektiği kadar araç. Aynen. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Gülün. Kamuoyu da gülecek yakında. Biz 378 aracı Büyükşehir Belediyesi'nde 124 araca indirdik. Eğer fazla araç varsa bunu indirmek suç mu? Boşu boşuna para mı ödeyelim? İhtiyaç yok. Hayır, ASKİ de aynı. Bak bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir müsaade buyurun. Telaşlanmayın. Terse döndü ya. Şimdi ihale yaptık. Kimse ihaleye girmedi. Araç sayısı aynı. Müsaade buyurun. Araç sayısı aynı. 3 aylık ihaleye çıktık. Araçsız mı kalacak ASKİ? Müsaade buyurun. Dur sen oradan konuşma. Dur 2 dakika dur. Beklerim. 11 milyon. 11 milyonu 11 milyonu fazla bulduk. İptal ettik. 21 beyle çıktı arkadaşlarımız. 11 milyonluk işi aynı araç olmak üzere 7 milyon 300 milyona verdiler. 3 ayda 3 milyon askinin bir kar daha oldu. Teşekkür ederim. Evet sağ olun. Gündeme geçelim arkadaşlar. Yeter. Arkadaşlar çok iyi oldular. Somut buyurun siz de somut bir şey söyleyin. Evet. Sayın Başkanım, sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi somut bir şey söyleyeceğim için buradayım. Biliyorsunuz ben sigorta şirketim, sigorta acentesiyim. Şimdi belediyenin sigorta acentelerinde Adana'da kimsenin fiyat vermediğiyle ilgili somut net isimli şeyi size vereceğim. Buna ben şahit oldum. Ama şu gerçek. Şimdi bu belediyenin vatandaşların, esnafların bir sürü kesimin belediyede alacağımız yok mu? Zaman zaman biz bir insanlara yardımcı olmak ile elimizden geleni yapmıyor muyuz? Bütün gruplar yapıyor bunu. Şimdi bakın. Bir sigorta poliçesinin süreci şöyle başlıyor. Poliçeyi yapıyorsunuz. Bir ay sonra alıyorsunuz. Sigorta poliçesinin yani zorunlu sigorta poliçesinin komisyonu Vedat Bey dinliyor musunuz beni? Komisyonu %10'dur. Ve bunu poliçe yaptığınızda bu para derhal behamal sigorta şirketine gitmesi gerekiyor. Eğer siz bir ay sonra paranızı alacak iseniz buraya mutlaka prefinans yapmak zorundasınız. Adana'da tam 7 sene ben sigorta acentelerinin dernek başkanlığını yaptım. Bununla ilgili isim verebilirim, yer verebilirim,
şirket adı verebilirim. Bizim arkadaşların içerisinde ekonomik durumu en iyi olan, yani prefinans yapabilecek bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız bana geldi, dedi ki isim verebilirim, bak yeni valinin orada şey var, gerek yok, işi verebilirim. Dedi ki ya biz, sen bu kadar zaman bize dernek başkanlığı yaptın ama bizim belediyede bir alacağımız var, lütfen yardımcı olur musun? Bu alacağı poliçe bedeli 700 bin lira. Şimdi ticari hususi araçları üste koyduğumuz zaman, böldüğümüz zaman bir poliçenin primi zorunlu trafiklerde 1500 lira. Şimdi bu adamın 700 bin lira olduğuna göre, komisyonu da %10 olduğuna göre kaç tane poliçeden küllü zarar ettiğini Adana'da gerçekten belediyemize, bakın ben biliyorum, sektörü çok iyi biliyorum, 20 senedir emek verdim. Belediyemize fiyat verecek adam bulamadık, rica ettik, bir araya geldik. Vermem diyor, paramı alamadım. Ve bu ismi vereceğim yeni valilikte, orada ismi de T grup, veririm, arkadaşım bana bir şey demez. Bu arkadaşımız bizim içimizde prefinans yapacak en güçlü arkadaş. O arkadaş dedi ki benim 700 bin lira alacağım var. Fiyat verme şansım yok, veremem. Paramı alamayacağım dedi. Gerçekten alamıyorum. Bu para ne kadar biliyor musunuz? Tam 2,5 senedir alamıyor. Bunun maliyetini bu arkadaşı hesaplayın. Evet, sağ ol. Evet Serdar Bey, tamam. Evet. Ya bilmiyorlar mı sanki ya? Neyse, her fırsatta belediye daha hangi hale getirildiğini kamuoyu öğrenmiş oluyor. İyi oluyor yani. Buyurun Serdar Bey. Serdar Bey. Evet Serdar Bey. Değerli arkadaşlar. Olur olur. O günler de gelecek inşallah. Hasan benim kaynağım burada bak. Ya şöyle yeter artık ya. Değerli artık arkadaşlar. Yani yorulduk. Yorulduk abi, yorulduk. İyi konuştun. Buyurun buyurun. İlk önce siz konuşun. Buyurun. İster ucuz olsun, ister pahalı olsun. Dolayısıyla eğer şekil şartlarına uymadan, ben ucuz yaptırdım, az yaptırdım, öyle bir şey yok. Bak ben söylüyorum. Üstad, diyorum ki ihale yapıyorsunuz. Kimse gelmiyor. Hiç direkt. Gayet tabii canım. 21B tercih ettiğimiz bir yöntem değildir aslında. Evet. Değerli arkadaşlar. Tercih ettiğimiz bir şekil değildir. Mecburiyetten öyle oluyor. Buyurun. Ozan arkadaşımızın bu ihalelerle ilgili bu hassasiyetinden memnunluk duyuyoruz aslında. Tabii. Yani bu güzel bir olay, güzel bir çalışma. Belli ki günlerce süren bir çalışma da yapmış. Elinde 8-10 dosyayla gelmiş. Özellikle notlar çıkarmış. Burada benim adıma hem güzel bir şey yapmış hem de zor bir şey yapmış. Güzel tarafı, bu konuda söyleyecek birçok şey söyleme fırsatını bana vermiş olması. Yarattığı zorluk ise kendisi için 10 dosya söz konusu üzerinden iken benim için çalışacak dosya sayısı yüzlerce, belki de binlerce olacak. Ama bu çalışmayı da yapacağımdan şüphen olmasın. Çok kısa bir süre sonra bu derece detaylı notlarla burada bu ihaleler üzerine, özellikle AK Parti iktidarı süresi içerisinde başta kamu ihaleleri olmak üzere yapılan bu ihalelerle ilgili ben de meclisimizi detaylı bir biçimde bilgilendireceğim. Ozan Bey'in ısrarla sorduğu iki soru var ki bu soru hep benim de kafamda var olan bir soru. Neden 21F ve neden bu ihalelere hep tek kişi katılıyor? Güzel bir soru. Yani bu benim de kafamı kurcalıyor. Ozan Bey bunun cevabını bulabilmek için günlerde çalışmış belki ama ben oturduğum yerden yaklaşık o 5-10 dakikalık süre içerisinde bunu sorgulamaya çalıştığımda ilginç sonuçlar elde ettim. Örneğin 2004 yılında pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin oranı tüm ihalelerin oranına göre %12 iken 2018'e geldiğimizde bu oran %30'a çıkıyor arkadaşlar. Neden diyorum? Yani neden 2004 yılında, ben çok soru sormayı seven biri değilim ama aklıma takılıyor bu soru. Yani Ozan arkadaşımızın mensubu olduğu parti neden Ozan Bey'in bu hassasiyetini dikkate almamış? Neden 2004'te bu oran %12 iken
2018'de neden %30'a çıkmış? Yani oranını söylüyorum. TL bazında ya da dolar bazında ihale miktarını söylemiyorum. Bu yüzden özellikle oranını söylüyorum. Oranı. Oranı söylüyorum. Arkadaş bu tek başına bir ölçü değil mi? Parasal olarak. Oranı söylüyorum ben sana. %12'den %30'a çıkmış. Desem ki 5 milyondan 10 milyona çıkmış. Enflasyonuydu, şuydu, buydu, ihalenin büyüklüğüydü dersin. İhalelerin rakamsal oranını söylüyorum. Neden çıkmış? Ve neden 21F? Bakıyoruz geçen dönem AK Parti'de olan Balıkesir Belediyesi şu anda da sanıyorum devam ediyor. 19 Ocak 2018 tarihinde 21F ile ilgili bir pazarlık usulü ihaleye çıkmış. Ya Sayın Başkan, Adana'da bu durumları kabul ettin. Kabul etmiyorum kardeşim, kabul etmiyorum. Bu hassasiyetinizin, bu hassasiyete nasıl vardığınızı anlamaya çalışıyorum ben de. Bir kişi giriyor ihaleye, bir kişi giriyor ihaleye alıyor. 19 Ocak 2018. Aynı ihale ondan bir yıl sonra yapılıyor. Üç yüklenici katılıyor. Her nedense bir tanesi teklif ediyor ve ihaleyi alıyor. Ya 450 liralık ihaleye yani onu boş ver. 500 milyarlık ihalelere bir kişi giriyor. Evet. Geçeceğiz. Yani çok hızlı birkaç örnek vereceğim. O kadar fazla ki çıkarabileceğim. Mardin ihalede 306 milyon verilen teklife verilmezsen 428 milyonluk teklifi veren ihaleyi alıyor. Kralkızı Dicle Pompa Sulama Tesisi'nde 259 milyon veren teklif veren alınırken 368 milyon teklifi veren ihaleyi alıyor. Sizi bulamıyoruz. Meclise teşrif etmiyoruz. Buyurun gelin. Çetin, buradayım ben. Buradayım ben. Burada, evet. Evet, meclisi kapatacağız. Evet arkadaşlar, o kadar çok daha burada kısa sürede aldığım not bile o kadar fazla ki yani umut ederim bu konu üzerinde daha fazla konuşma ihtiyacı kalmaz. Teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Sayın Başkan, sanıyorum oturum süremiz de çok uzadı. Evet. Bundan sonraki gündem maddelerimizin bir sonraki oturumda evet, görüşmek üzere. Arkadaşlar oturumu kapatacağım. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar yarın da gelirim bir şey olmaz. Arkadaşlar müsaade buyurun. İdlib'de 5 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Evet yeni. Tabii bunlar bize çok büyük acı veriyor. Hep diyoruz ya inşallah şehit haber almayız. Ne yazık ki 5 şehidimiz var. Onlardan Allah rahmet diliyoruz. Tabii bize düşen ne varsa meclis olarak herhalde yapacağız onu. Yarın. Evet. Evet, evet. Fatiha okuyalım. Ruhlarına Fatiha. Fatiha bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. 11 Şubat 2020 Salı saat 14'te toplanmak üzere bir bileşimi kapatıyorum.